hukuksuz bir kayyumun atanması devletimiz ve milletimiz adına utanç verici bir seçmen iradesi gaspıdır. Abdullah Öcalan'ı meclise konuşmaya davet etmesine katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Tabii ki katılıyoruz liderimize. Sonra. Siz Abdullah Öcalan'ın mecliste konuşmasını doğru buluyorsunuz, öyle mi? Nasıl? Doğru buluyor musunuz, evet, bulmuyor musunuz? Aynen. Doğru buluyorsunuz. Tabii ki doğru buluyoruz. Tamam, tamam. Bahadır Altınkeser, Abdullah Öcalan'ın mecliste konuşmasını doğru ben bulur. Ben liderimin sözlerini... Ben gittim o alanı gezdim. 2019'daki yangındaki alan çok büyük oranda ağaçsız bir şekilde duruyor. Yani o sizin gösterdiğiniz fotoğraflar başka yerler. Beraber gerçekten gezelim. Pazartesi günü oradaki ağaçlandırma etkinliğimiz sırasında hani kocaman o tepelerin ağaçların tamamen yanmış halinde ayrıca gördüm. Ağaçlandırma çalışmasını sadece Seyirtepe'de yaptı. Çok küçük bir alan. Ama maalesef Yamanlar Dağı'nın o güney yamacının neredeyse tamam yandı yani. İzmir'deki yangında havadan söndürmenin yetersiz olduğuna eminim. Bizzat talep ettiğimiz, talebimizi ilettiğimiz halde Karşıyaka Belediyesi'nin o güneş enerjisinin olduğu yere yakın alandaki yangın havadan söndürülmedi, müdahale edilmedi. Ve o yangın akşam saatlerinde yerleşim yerine sıçradı. Yani itfaiye söndürmeseydi çok büyük felaket olabilirdi orada. En azından onu biliyorum. Çok büyük bir alanda devam eden o yangına rağmen havadan etkili bir söndürme olmadı. Nedenini bilmiyoruz, bilemiyoruz. Etkili olmadığına eminiz ama.